Hey baba, nasıl, beğendin mi? Beğendim, beğendim. Güzel. Yani burası biraz küçük ama deposu iyi, idare eder. Babam, senin artık gelmene gerek yok ya. Emekli adamsın sonuçta. Anlamadım. Ali ile işiniz mi çalışacaksınız? Ya ne olacaktı? Baba zaten üçüncü bir kişiye yer yok yine burada. Avuç içi kadar mekan. Sus lan Zevcek. Sen de buldukça bunuyorsun. Ya bir dakika, bir dakika. Gargaraya getirmeyelim muhabbeti. Birincisi beni buradan katiyen çıkaramazsınız. Ayrıca eski şirketteki gibi öyle maaşlı eleman olarak çalışmam ben artık. Şirketin %25'ine ortağım yani. Baştan söyleyeyim. Bak, daha ilk günden car car car. Oğlum maaşlı eleman olmak daha iyi la. Eski ortam da yetiyor. Daha ne istiyorsun? Allah'tan belanı mı istiyorsun? Abi, İsmet haklı. Yeni şirketin %25 hissedarı olacak. Niye derseniz, çünkü ben kardeşime güveniyorum. Adam olacak. He. Olacak, olacak. Şaka yapıyorum. Şaka. Alim, lan yer darlığı demişken şu otobela ne olacak ya? Dışarı asacağız. Vallahi mı diyorum? Oğlum komik durmasın lan orada. Yok, durmaz durmaz. Güzel olur. Bir dakika o zaman. Millet, hadi şirketin ilk günü şerefine bir selfie patlatalım. He, hadi gelin gelin. Gelin bakayım. Abimler ve babamla şirket keyfi. Tamam. Evet. Yani acık at kuyruğuna kelebek konmuş gibi oldu ama. Bence güzel oldu ya. Çarpıcı oldu. Koreşki Holding. Baba, sen söyle nasıl oldu? Ne diyeyim oğlum? İnşallah bize uğur getirir. İnşallah. İnşallah. Neyse, ben hastaneye gireyim. Hadi uğurlar oğlum baba. Baba kendini yorma ha. Tamam. Görüşürüz babacığım. Haber ver bize de. Anama selam. Abi, şimdi ne kadar restoran, gazino, otel varsa dolaşalım. Yani bu elimizdeki malı acilen satmamız lazım. Sen merak etme oğlum ya. Bendeki bu pazarlama yeteneği kutuplarda buz sattırır la. O malları satılmış bilse. Hadi, şunu da alalım. Çok şirin.